Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığı ile ilgili bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan burada istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz'da uygulamaya geçeceğini açıkladı. Hukuk alanında büyük bir değişim yaşanacağını belirten Bozdağ, noter olmak için de artık sınava girileceğini belirtti. Bütçe görüşmelerinde HDP'li vekiller yine provokatif söylenler içine girdi. AK Parti ve MHP'li vekiller sert tepki gösterdi. 18 Mart 2016'da atamalar yapılacak. 20 Temmuz 2016'da da istinaf uygulamaya geçecektir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mecliste bakanlığının ve bağlı bulunan kurumların bütçe görüşmelerinde istinaf mahkemelerine ilişkin tarihi verdi. Hukuk alanında büyük bir değişim yaşanacak dedi. Biz istinafın hukukumuzda büyük bir değişim yaşatacağına inanıyoruz. Hukuk davalarından yaklaşık %89'u, ceza davalarının yaklaşık %91'i, idari davaların ise yaklaşık %80'i istinafta kesinleşecektir. İstinaf mahkemeleri bir temiz mahkemesi değildir. İkinci derecede yargılama yapan bir mahkemedir. Bozdağ, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Hukuk fakültesi mezunları noter olmak için noterlik sınavına girecekler. Adalet Bakanı, noter olmak için artık sıra beklenmeyeceğini, hukuk fakültesi mezunlarının sınavla noter olabileceğini duyurdu. Noterlik kanununda değişiklik yapıyoruz. Artık noter olmak için sıra beklemeyi kaldırıyor. Noterlerin sınavla noter olması, noter yardımcılarında hukuk fakültesi mezunlarından olması ve noterliğe vereceğimiz görevleri de artırmayı planlıyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın sunumunun yanı sıra yine HDP'li vekillerin sözlü tacizleri vardı. Sayın Bayan hep aynı şeyleri konuşuyor. Sayın Bakan bunu hangi şartlar altında söylediğini söyledi. Ama bakın, HDP Milletvekili Garo Paylan bir kez daha Çalışma Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında geçen sözlü tartışmaları hatırlattı. Paylan'a AK Partili vekiller tepki gösterdi. Evet. Kandil'de kim varsa onun başına yıkılır dedi. HDP'li vekillerin son zamanlarda meclis komisyonlarında provokatif eylemlerde bulunmasına bir tepki de MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal'dan geldi. Her gün aynı usul, aynı usulsüzlük. Günal, HDP'li vekillerin gündem oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdü. Bunun yerinin komisyonlar olmadığını söyledi. Bu platform ne bütçe ne politika bir şey konuşulmuyor. Her gün siyasi mülahazalar. Bizi burada yormayın kardeşim. Her gün ben bunu istemiyorum.